yağ, yakıt filtresi, hava filtresi, kabin filtresi, panel filtre üretimini yapıyoruz. Endüstriyel filtreleri de yapıyoruz. 2012 yılında kuruluşunu gerçekleştirdik. Şu anda çalışan sayımız 165 kişi durumda. Tabii ki 2018'den sonra inşallah işler daha hareketli olduğu zaman bu sayılar 200-250 kişi olacak. Allah kısmet ederse. Ülkemizde 1960'lı yıllarda otomotiv sanayinin olmadığı bir dönemde filtre üretimi başladı. Ve bugüne kadar çok gelişerek geldi. Özellikle bölgemizde Hatay'da, Osmaniye'de yapılan filtre sektörü olarak yapılan yatırımlar bugün bütün Türkiye'ye hitap edebilen, bütün Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir sektör konumuna geldi. Dolayısıyla bunun çok ciddi ülke ekonomisine bir katma değeri var. Tabii kabul etmek lazım ki otomotiv sanayi her gün gelişiyor. Her gün teknolojik tasarımlar, teknolojik ürünler karşımıza çıkıyor. Biz de kendi imkanlarımızla, kendi Ar-Ge çalışmalarımızla, kendi laboratuvar çalışmalarımızla uluslararası standartlara uygun bir üretim yapmak için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz efendim. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın tabii bu konudaki faaliyetlerini biz yakinen takip ediyoruz. Elbette ki yeni bir kuruluş olmamız hasebiyle de bu konudaki desteklere zaman zaman biz de ihtiyaç duyuyoruz. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımız gerçekten sanayiye çok ciddi KOBİ'lere ve sanayi kuruluşlarına çok ciddi katkıları, katma değer sağlayan önemli bir organizasyonumuz, bir ajansımız. Biz bu ajansımızın ihracatın artırılması, teknolojinin geliştirilmesi ve ikame olarak ithal edilen ürünlerin azaltılması adına yapılmış olan projelerine katıldık ve projemiz onaylanarak bize önemli bir destekte bulundular, hibe destekte bulundular. Bu hibe desteğiyle de biz özellikle ana sanayilerin yani araç üreticilerinin beklentilerine cevap verebilecek çok önemli bir laboratuvar teçhizatını yani multipass dediğimiz teçhizatı Almanya'da yaptırmak suretiyle ithal ettik. Burada Doğaka'nın çok ciddi bir katkısı oldu bize. Ben bu vesileyle Doğaka'ya şükranlarımızı sunmak istiyorum. Doğaka'nın yönetimine gerçekten bu önemli bir katkıydı bizim için. Ülkemiz gerçekten bu alanda otomotiv sanayi ve özellikle otomotiv yan sanayi alanında uluslararası düzeydeki büyüklerle rekabet edebilecek çok önemli teknolojik bir konuma geldi. Bu da ülkemiz adına gurur verici bir olaydır. Ben bunu birçok yurt dışı fuarlarında görüyorum. Katıldığımız zaman birçok yurt dışı fuarlarında yüzlerce efendim sanayicimizin, yüzlerce yan sanayi ürünlerimizin bu fuarlarda sergilendiğini ve dünyanın büyük kuruluşlarına efendim tedarikçi olduklarını, ürün verdiklerini memnuniyetle görüyorum. Bir kere zaten istihdam sağlamak apayrı bir duygudur. Ben lise mezunuyum. 20 yaşında yurt dışına gittim. Çalıştığım paraları, kazandığım paraları işte ülkemize getirdim, döviz getirdim. Hırs vardı, azim vardı. Ben dedim ki burada okutulmadım daha doğrusu. En iyisi yurt dışına gideyim, çalışayım, para kazanayım. Çalıştığım parayı da, kazandığım parayı da gelip memleketimde, vatanımda fabrika kurup istihdam sağlayayım. Ben bayrağımı seviyorum, vatanımı seviyorum, ülkemi de seviyorum, insanlarımı da seviyorum. Niye olmasın? Yani çalışmak gerçekten şeyi getiriyor, başarıyı getiriyor, bunu diyebilirim. Çalışmadan olmaz.